Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün yelek, etoşal ve bebek örgülerine uygun bir örnek hazırladım sizlere. Nako süper inci ip kullanıyorum. Burası da renk numarası. Modelim 5 ilmek ile yapılıyor. Aralarda 2'şer tane ters ilmeğim var. 7 ve katlarını ayarlamanız lazım. 7, 14, 21 şeklinde 7'nin katlarını ayarladıktan sonra 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. 3 modelde toplamda 23 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim, ilk sırasındayım. Başlangıçtaki ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi modelim için düz olarak örüyorum. Arada 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelim için 5 ilmeğimi ön yüzde düz örerek devam ediyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz olarak örneğimi kuruyorum. Burada örneğimin başlangıcı kıvrılmadı. Lastiksiz olarak da kullanılabilir. Ama lastik üzerine yaparsanız daha hoş görünecektir. İlk sırayı bu şekilde ön yüzde kurduk. Örgümün arka yüzündeyim, ikinci sıradayım. Başlangıçtaki ilk 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 tane olan ters ilmeğime gelince 1 ilmek ters örüyorum, 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek ters örüyorum, 1 ilmek doluyorum. Bu şekilde her ters ilmeğin arkasında 1 tane ilmek doluyoruz. 5 ilmeğimi ördüm, tekrar 1 tane doladım. Aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 5 ilmeğe geçtiğim zaman ters ilmeğimi örüyorum, 1 tane doluyorum. Ters ilmeğimi örüyorum, 1 tane doluyorum. Bu aradaki dolama işlemini bir sonraki sırada ilmeklerimizin boyunu uzatmak için kullanıyoruz. Aralarda bir kez dolayarak ters ilmeklerimi ördüm. Bu sonuncu modeli biraz hızlı geçtim. Sanırım anlaşılmıştır. Örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Başlangıçtaki ilk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arada birer tane doladığım 5 ilmeğime gelince doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum ve düz ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Beş tane ilmeğimin boyunu uzattım. Şişime tekrar geri alıyorum. Bu 5 ilmeği bir defa da düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bir kez daha düz örüyorum. 5 ilmeğimi 3 tane olarak örüyorum ve bırakıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Aynı şekilde 5 tane düz olan ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Şişime geriye alıyorum. Bu 5 ilmeği bir defa da topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Ve bu 5 ilmeği bir kez daha örüyorum. 3 tane ilmek olunca ilmeklerimi şişimden çıkartıyorum. Bir, iki, üç. Bırakıyoruz. 2 ilmeğimi ters örerek ön yüzden 3. sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve 4. sıradayım. Başlangıçtaki ilk 2 ilmeği düz örüyoruz. 3 tane ilmeğimize gelince burada 2 tane ilmeğimiz eksildi. 1 tane ilmek doluyoruz ve 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Sayıyı dengelememiz lazım burada. Tekrar 1 tane ilmek doluyoruz. Aradaki 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 tane ilmek doluyoruz. 3 tane olan modelimizin ilmeklerini ters örüyoruz. Sonrasında 1 tane daha ilmek dolayarak aradaki düz ilmeklerle devam ediyoruz. Burada bu 3 ilmeğin başında ve sonunda birer tane ilmek artırarak sayıyı eski haline getiriyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ters ilmeğimi ördüm. Burada dolayarak artırdığım ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2
3, 4 ve 5 ilmek olarak tekrar modelimin meydana geldiği düz ilmekleri tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve doladığım ilmek ile 5. Ön yüzden ilmeklerimizi 5 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde aynı ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar burada dönmüş oluyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. 2 ilmek düz olarak ördüm. 5 tane olan ters ilmeklerimi örerken arada birer tane ilmek doluyorum. Düz ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi örerken arada birer tane ilmek doluyorum. Şu anda ikinci modelimizi kuruyoruz. Her ilmeğin arasında bir defa ilmek doluyoruz. İnce angora iplerle çok şık duracaktır bu model. Çeyizlik örgülerde kullanmanızı tavsiye ederim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İki ters ilmeğimi olduğu gibi ördüm. Aradaki doladığım ilmekleri bırakarak bu 5 ilmeğin boyunu uzatıyorum. 5 ilmeğimi bir defada düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Bir kez daha topluyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Düz ilmekleri örüyoruz. 3 tane düşen ters ilmekleri bir ilmek doladıktan sonra ters olarak örüyoruz. Ve bitiminde tekrar bir ilmek dolayarak ilmek sayısını 5 tane çıkartmış oluyoruz. Modelimiz aynı şekilde devam ederek örülecek. Burası da örgümün ters yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.